Türk milleti çalışmalarınızda memleket ve millet işlerinde yeni iyilikler ve ilerlemeler yapacağına taniyim. Bundan 97 yıl önce bir millet ölümü göze alarak diğer milletlerle savaştı. Kurtuluş Savaşı bir milletin diğer milletlere karşı bizi artık ezemezsiniz, bizi artık sömüremezsiniz, bizim sırtımızdan artık geçinemezsiniz haykırışıydı, yakarışıydı. Savaş kabiliyeti kazandık. Artık biz de geri cevap verebilecek kabiliyetteyiz. Bunu görün ve bundan sonra bize ona göre muamele edin diyebildiği çok önemli tarihi bir dönüm noktasıdır. Ama milletler durmadılar. Orada savaş kazanıldı ama mücadele hala devam ediyor. Ve arka arkaya geri kalan milletler bu milletin refahını, sermayesini satın alarak, ele geçirerek yine bizleri sermayenin yabancılara ait olduğu şirketlerde geçinmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün ölümünün hemen arkasından dünya şunu fark etti. Savaşla biz bu işi yapamayız. Savaş için yaptığımız bütün bu uğraşlar ve bütün bu çektiğimiz acılar karşılığında elimizde öyle bir şey kalmıyor. Ve aramızdaki mücadeleyi bu şekilde yapmak aslında artık gösterdi ki çok da mantıklı değil. Ve dünya gerçekten de artık savaşmayarak daha farklı yöntemlerle milletler arası mücadelesini sürdürmeye devam etti. Fakat biz buna acaba güncelleyebildik mi kendimizi? Hatta dünyada geri kalan ülkeler ne yapıyor? Biz onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Onların dertlerini nasıl çözebiliriz? Kafası da pek yok. Nasıl da hepimiz ülke içerisine kafamızı gömmüşüz de paramızı ülke içinden kazanmaya çalışıyoruz? Ve nasıl da aslında farkında mısınız? Sermayeyi satanları alkışlamaya başladık. Yani ülkede çok başarılı girişimler var. Birer altın yumurtlayan tavuk ve onları birkaç altın karşılığında satılıyor olmasını alkışlıyoruz. Yani çok başarılı şirketlerin yabancı sermaye tarafından satın alınmasını bizler şu anda bir başarı çıtası olarak gördük. Biz buna ithalatçılık diyoruz. İthalat yapanlar kaç yıldan beridir, nasıl seviyelerde? Ülkeyi fakirleştirir. Devamlı dışarıya cari açık veriyoruz. Bu kadar basit. Hesabı nasıl yaparsan yap. Hep beraber gemiyi batırıyoruz ki herkes hayatında tükettiği şeyleri baktığı zaman ne kadarının yurt dışından geldiğini bakması lazım. Bunların tamamının parası buradan çıktı gitti yani. Burada Alman, bilmem ne, Amerikan arabaları varsa orada da mesela Almanya'da da bizim parasını bizim ödediğimiz yollar var. Biz ödedik. Sermayenizi inşa edeceksiniz. Bilgiyi, teknolojiyi siz sahip olacaksınız. Makinayı siz çalıştıracaksınız. Makinenin ürettiği değerden siz kazanacaksınız. Ve sonra dünyanın geri kalan ülkelerine hizmet edeceksiniz. Onların problemlerini çözeceksiniz. Onlar için çok gerekli ve önemli olacaksınız. Siz olmadan yapamayacaklar. Siz olmadan çözemeyecekler. Bugün dünya böyle bir dünya.